Ah. Ah, çok mu acıyor ya? Evet, Allah'ından kurtulmuşum. Hocam, umarım önemli bir şey yoktur. İyi haber yaşayacaksın ama kötü haber de var tabii. Ameliyat mı olman gerekiyor? 3-4 haftadır devam eden omuz ağrılarım bu sabah en yüksek seviyeye ulaştı. Çok fazla ağrıyla uyandım ve bunu kayda almak istedim. Çünkü doktora gidecektim. Ne oldu ya? Ne oldu? Omuz ya. Ne oldu, omzun mu yine? Çok mu kötü oldu? Ya 2 haftadır yoruldu zaten de bu. Çok mu üstüne yattın acaba bu sabah? Evet, ondan. Allah Allah. Bu göstermem lazım. Git göster bence de artık. Ah. Ah. Çok mu acıyor ya? Tut şurada ya. Şöyle. Şey yapayım, dokunayım mı? Dokununca bir şey mi ya? Dokununca ağrı yok. Zaten kasılınca bak şöyle bir bak şu kadar açılır. Şuradan sonrası bak. Ha, şey oluyor, tamam anladım. Bir yerde kilitleniyor yani, ilerlemiyor öyle mi? Sancı yapıyor. Şey yaptım herhalde. Ama bir doktora gidip göstereyim onu. Sen bir git. Evet, artık şart oldu yani. Kalkamıyor musun? Yardım edeyim mi? Kalkacağım ya şimdi. 10 dakika sürüyor zaten. Çok sızlıyor bu. 10 dakika sonra bir yok bir şey. Ha, geçiyor sonra. Yine sen alayım ya. Yeşilden onları da alayım. Bir geçelim. Ha evet. Bir bak bakalım ne olacak, ne diyecek. Vardır onun bir şeyi ya. Spor falan yapıyorsun ya şimdi. Muhtemelen. Evet. Ya muhtemelen uyurken fark etmeyip böyle terste kalıyorsun. Olabilir. Bence öyle oluyor. Olabilir yani. Evet. Benim de öyle olabiliyor çünkü bazen. Ya senin kadar değil ama bazen kötü oluyor. Abi ne oldu? Arabayı var, parka bile almadım. Dedim hazır bekleyeyim. Ne oldu? Ya zaten 2-3 gündür omuzumda bir şey vardı. Sabahları uyandığımda ya üstüne yattım diye oluyor düşünüyordum ama çok artmaya başladı. Geçen gittiğimizde de Mustafa'ya bahsetmiştim ya. Hani omzumda dedim sakatlık var, o da gel demişti. Bir ara fizyoterapiste göstereyim seni falan demişti. Böyle artınca dedim bir gideyim, bir göstereyim. Çünkü bu sabah bildiğin tutuldu yani. Hatta vlogla çektim ben. Onlara da bakarsın. Şuradan fazla yukarı kalkmıyor şu an mesela. Özellikle şöyle kilitlersem burası komple şuradan şuraya böyle bir tutuluyor. Belki soğuktan bilmiyorum. Ya da yaz geldi, klima açıyoruz bilmiyorum. Bir gidelim bakalım ne olacak. Hadi atlayın. Şurada bence burada ya. Nuri. Burayı bir yerden hatırlıyorum zaten. Tamam, tamam. Buraya nereye çekeceğim arabayı? Nuri görüşmedi herhalde, her saatin oldu. Aynen şöyle duralım ya, mis gibi. Tam karşı karşıyayız diyor bu hastaneyle. Arkadaşlar bir de bu geldiğimiz yer şey, bizim Mustafa Yıldız'ın ofisi. Ofisinin içindeki bir fizyoterapistin yanına geldik. Bakalım. Alo Nuri, biz geldik. Yeşil turkuaz bir bina var, o mu? Turkuaz, evet. Tamamdır, şimdi gireceğiz. Düşsene, bir gidiyoruz. Abi bundan sonra spor yapmamalısın. Spor, ya o kadar olacağını düşünmüyorum da ama şey diyebilir bana yani, mesela bir ay dinlendirmek zorundasın. Öyle bir şey derse de kabul eder miyim? Çivi çiviyi söker kardeşim. Bak. Ne yazıyor? Big Green Coaching spor danışmanı. Doğru yerdeyiz yani. Mustafa'nın bekliyor. Mustafa burada mı acaba? Hiç aramadım abi. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Nereye geçelim? Nuri'nin görüşmesi varmış galiba. Geldik mekana.
Güzel yermiş bu arada. Mustafa olsaydı daha çok şımarırdı ama şimdi çocuklar yabancı ya. Gerçi kameralara alışkınlardır. Mustafa abinin fotoğrafı. Aa, Mustafa ile şeyin gibi şu an. Bakın arkadaşlar, hemen bulduk. Biraz böyle bakabiliyorum değil tabii, mi? Tabii, ben size gezdireyim. Gezdireyim mi? İyi olur vallahi. Bizim burası ofisimiz. Hı-hı. Biz burada Be Green olarak uzaktan eğitim hizmeti vermekteyiz. İçeriye doğru götüreyim sizi. Olur. Burada bizim ölçüm analiz paketlerimiz var. Orada anladım. İşlem yapılıyorsa orada yapıyoruz. Burası bizim soyunma odamız. Burası saplanan depomuz. Ay maşallah. Tabii, büyük bir. Enes'cim, Talil çaktırmadan kardeşim buraya girelim. Çantayı atayım abi. Sen geç soyunuyor ayağına gir oraya. Valiz sende. Burası Mustafa hocamın odası. Hı-hı. Nuri Bey müsaitse de. Oy değil. Hastasın. Buyurun o zaman, ben sizi misafir edeyim burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sana istersen omuzla ilgili sorunumu anlatayım. Tabii. Antrenmanlarda ilk iki sette biraz şey oluyorum. Hani özellikle ısınma aşamasında mesela bir sertlik oluşuyor şuramda. Bu normalde olan bir süreçti bayağı zamandır. Sonra bir aydır da ben biraz böyle uyuyorum. İşte yastığı burama koyuyorum ve bu şekilde uyuyorum. Sabah kalktığımda omzum benim böyle şuradan böyle sızıyor. Şunu yapamıyorum. Hatta bu sabah iyice hani hiç kalkamaz hale geldi. Bayağı bir acı çekerek böyle bir şey yapıyor ama ne oluyor? Gün içinde şey atıyorum, 15 dakika sonra artık açılmış oluyor. Antrenmanda da ikinci setten sonra rahatlıyorum. Basa bas gidiyorum. Ya o antrenmanlardan sonra sertlik hissediyorsun ya. Biz onlara genelde sporcular DOMS diyor. Çok ağrı yapar. Bu yorgunluğa bağlı. Ondan gelişiyor olabilir. Antrenmanın nasıl hiç ağrım olmuyor. Öyle bir durum. O sertlik hissinden bahsediyorum. Bazı insana da ağrı yapar. Ve özellikle bu omuz üzerine yatma çok sıkıntılı bir durum. Hani ne olursa olsun ağrı üretiyor. Hani bir sakatlık da olmasa da bir problem de olmasa da maalesef ağrı üretiyor. Ya hani omzunun üzerine yatmayacak şekilde bir şeyler yapabilirsen ya değişiklikler. Sağ tarafımda niye yatmıyorum dersin, yatıyorum dersen solda kalp olduğu için psikolojik rahatsız. Böyle. Hı-hı. Sola yatarsam işte kalp orada sıkışır, kalp çarpması geçiririm oluyorum. O yüzden de hep sağıma yatmaya çalışıyorum. Yastığı alıyorum, telefonumu koyuyorum böyle. Bir muayene edelim olur istersen hocam. Omzuna bir bakalım. Bir otur istersen. Okay. Tam neresi ağrıyor omzunu? Yani ya şu bölge aslında diyebilirim. Komple şöyle bir şuradan şöyle bir ağrı oluyor gibi yani. Tam şimdi herhangi bir morarma ya da böyle bir kılcallanma gibi bir şey var mı orada? Öyle şeyler hissetmedim. Şöyle bakayım. Açayım istiyorsan. Çıkartabilir miyim? Güzel vücudunu da görelim. Yok vücut yok ya. Diyete girmedik. Enes'cim ben bir şeyden aşağısını almam kardeşim. Benden iyisin. Dur bakalım. Bir dakika. Hani gol yaptım. Buranda ağrı var mı? Yani şey yok. Öyle çok. Ama bir acı ufak da oluyor. Acıyor evet. Şimdi omzun kolunu burada tutmaya çalışır mısın? Evet. Tut bakalım. Tut bakalım burada. Zor değil mi? Bak şu an güç vermiyormuş. Ağrıyor. Bu da ağrımıyor. Ama bak şöyle yaparsam muhtemelen ağrabilir. Yani ona da bakacağım. Şey. Şuna bir daha bakalım mı? Tut bakalım bunu evet. Burada. Burada ağrı var mı? Yok. Yok. Sadece zorlanmışsın. Yok abi. Burada tut bakalım yanda. Tut burada. Burada evet, var. Burada. Ooo. Tamam. Burada başlıyor. Taraf var. Şurada bak. Şurada bak. Şurada. Bir dakika. Tamam. Şuradan bırakır gelin. Mısın? Şu an hissediyorum ağrıyı. Bırak kolumu. Gevşe. Bırak bakalım. Şu ağrı yapıyor mu? Tam burada değil mi? Yani ufak bir sızı yapıyor ama. Tamam. Şimdi elini şöyle göbeğine koy. Dirseğin önde sabit olsun. Aynen. Şimdi dirseğini oynatmadan dik dur. Dirsek burada. Evet. Elini karnına bastırır mısın? Ağrı yapıyor mu? Hayır. Bırak. Bir daha yap. Ama dirseğin önde sabit. Bak şöyle yapacaksın. Şöyle. Ağrı yapıyor mu bu? Bir koluna ver bakalım. Şu an ağrım var mı? Şu an yok. Burada yok mu? Bu arada supraspinasyonunda bir şey var bence. Şu yandaki kasta. Öyle mi? Ya çok aşırı tepki verdim. Bir kapsüle bakalım. Gevşe bir. Burada ağrı var mı? Şimdi var mı? Yani arkada bir şey hissediyorum ama. Hı hı. Basınç gibi. Evet. Şimdi var mı? Hayır. Tamam. Bırak bakalım. Gevşe. Burada var mı? Hayır. Yani yine dediğim gibi basınç hissediyorum sadece. Burada. Tamam. Ya bu omzunuz çok masum gelmedi bana. Bu özellikle yan açı testleri falan çok sıkıntılı gibi. Bir MR'a gitsek. Bak şu an mesela şu hareket değil mi? Evet. Şu hareket şuradan başlıyor. Şuradan. Ve bak bunu şuradan. Pasif olarak ağrısı oluyorsa bunda büyük ihtimal büyük bir sorun olabilir. En azından şeyle gideriz hani kontrollü gidelim. Bir MR çektirin. Bir ortopedi hekimine de gidin. Duruma okay. Bakalım. Raporu okay. Alalım. Rapora göre konuşalım olur mu? Okey tamam tamam. Bu şekilde. Sıkmacan da belki de bir şey yok. Ya büyük bir şey varsa bile sana göre antrenman programı oluşturmaya çalışırız. Hani yaşayacaksın yani merak etme. Ölmeyeceğim değil mi hocam? Yok yok ölmezsin maşallah var. Okey hocam. Tamam o zaman bir şey yapalım. Geçiyoruz. Biz... MR'ı alalım. Tamam. MR'a göre tekrar görüşelim. Okey tamam olur. Tamam. Tamamdır görüşürüz. Çok memnun oldum görüşürüz. Ben de. Hoşçakalın. Bugün daha iyi mi? Ya bugün daha iyi değil aslında her gün aynı. Son 3 aydır
Aynı şekilde devam ediyor. Mesela şuradan fazla yukarı kaldıramıyorum. Evet, randevumuz 3.30'da arkadaşlar. MR aletine girdiniz mi daha önce bilmiyorum hiç. Aranızda giren var mı? Ben bir kere daha girmiştim. Kaza geçirdim, trafik kazası geçirdiğimde kafamdan MR'a girmiştim. Böyle çok insanı acayip bunaltıyor ya. Çok boğan bir şey ya. Şurada böyle önünde acayip bir sesler, elektronik sesler. Görürsünüz zaten dışarıdan illaki kayıt alabilirsiniz. Çok darlıyor. Şimdiden darlandım ha. Ya tek korkum şu, hani bana derse ki atıyorum bir ay dinlendireceksin omzunu, bir ay antrenman yok. Abi bir ayda ben bir gün gitmediğim zaman acayip yıkılıyorum ya, perişan oluyorum ya. Benim planım haftada 6 gün, pazar off ya da hafta içi off yaptıysam pazarı da antrenman yapıyorum. Yani bir ay falan öyle bir şey derse var ya, harbi yıkılırım ya. Yo, makineyi düşünüyorum ya. Nasıl gireceğim diye. De o yarım saat ne sürüyor ya? Bir kere daha girdim demiştin. Ya girdim de o zaman benim kafa çok güzeldi. Kaza yapmıştım ya. Beynimde şey vardı, hasar vardı. Hani onu şey yapmaya çalışıyorlardı, çözmeye çalışıyorlardı var mı diye bir şey. Kontrollere falan gitmiştim. Bir kere girmiştim işte. Narkozun muydu? Ya narkozun uyuyakalmıştım. Çünkü o zaman çok uyuyordum kazanın etkisiyle. Sürekli uyuyordum. İlk 3 ay sürekli uyudum. Çok hızlı uyuyordum. Yattım anda zınk gidiyordum. Oraya gittim, orada da uyudum. Sende klostrofobi falan vardı? Yok, aslında onlar yok ya. Çok yok yani, asansörde falan hiç korkmam. Ama bu çok acayip değişik ya. Şurada şöyle, yani şöyle yatıyorsun ya, şuranda böyle. Yani hiç sağa sola dönemiyorsun, hiçbir şey yok, hareket yok. Uyuyacaksın orada, yatacağım yine, uyumaya çalışacağım. Okey. Merhaba, MR'ım vardı benim 3.30'da. Tamam. Üstümü çıkartacağım mı? Yok, gerek. Tamam. Bak Enes, makine bak şöyle. Önünde şöyle bir şey duruyor ya, o biraz stres yaratır. O beyaz var ya üzerinde böyle. Zaten birazdan ben girince görürsün. Beyler, şunu vereyim. Allah'ım ben de tuttum. Kanalda size arkadaşlar girip de çıkamamak. Kardeşim bak, böyle bir CD verdiler. Can Kosif yazıyor. Oğlum CD mi kaldı artık ya? Bunu açabilecek mi bizim fizyoterapist? Ofiste yok onu açacak mı? Biz açamayız biliyor musun? Açamayız, yok bizde. Hiçbirinde CD yok bilgisayarda. Belki de var Veda, bilmiyorum. Kullanmıyoruz ya. Yok değil mi? Hadi gidelim şimdi Nuri Bey'in yanına, Nuri'nin yanına. Gösterelim bakalım sonuçlar neymiş arkadaşlar. Öyle yani. Evet arkadaşlar. Geldik. MR raporumuzu aldık. Şöyle bir tane CD var. Yazılı doküman vardı, rapor benim mailime geldi. Onu hemen Nuri Bey'e gönderdim. Hadi bakalım şimdi bakacağız. Dün oldu, dün geldi, dün akşam geldi rapor. Merhaba. Selam. Hoş bulduk. Tabii. Rapor sana mail geldi herhalde. Geldi. Tamam. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Buyurun geçelim. Tamam, okey.
Hocam umarım önemli bir şey yoktur. Vallahi... Yaşayacak mıyım? İyi haber, yaşayacaksın. Ama kötü haber de var tabii. Gerçekten mi? Evet maalesef. Yok, ben çok ciddiye gerçekten almıyordum ha. Efüzyonum var biraz eklem içinde. Bu ön kapsülde kalınlaşma falan yaşa bağlı da olabilir. Yani çok sorun değil ama omuzunda slap var. Şimdi bu omuzun bana kalırsa en iğrenç sıkıntı, problemi. Öyle mi? Evet, şimdi kasta da bir şey yok, tendonda da yok, kemikte de yok. Şimdi bu omuzu buradan çıkardığımız zaman bu gövdeye bağlantı yerinde böyle bir delik kalıyor. Bu omuzun başını burada bu tutar, evet, kavite eder. Bu omuzu çıkardığımız zaman bunun içinde böyle zar gibi yapılar vardır. Evet. Bu gırdağı korumak için. Ediyorum. Bunlarda yırtık var. Ha, öyle mi? Evet. Bunlarda problem var. Bu da büyük ihtimal sizi zorlayan asıl şey bu. Kırdağa biraz temas ettiği için diyeyim Türkçesi, sizi ağrı yapıyor. Hani web slap biraz zor geçiyor. Hatta çok zor. Ameliyat falan mı gerekiyor? Şimdi şöyle, fizik tedaviyle geçmesi, ya bu benim tecrübemle alakalı bir şey, %10'dur bana göre. Çünkü sizin burayı tekrar tekrar travmaya sokma ihtimaliniz bana kalırsa yok. Hani ben slap hastası da çok almıyorum hatta, öyle diyeyim. Ama sonunda iyileşir. Sorun yapmayın. Peki cerrahi olarak yani... Cerrahiden önce iyi, önce bir kortizonla orayı tedavi etmeyi deneyecekler. Tamam, peki cerrahi dediğimiz ameliyat mı olmam gerekiyor? Ama evet, ama ameliyat derken bu kapalı ameliyatlarla falan bunları halledebiliyorlar. Hmm. Bu kadar hani böyle burayı çıkarmayacaklar falan, öyle bir şey anladım, düşünmeyin. Hani ama bunun ilerlenmeden çözüme kavuşması lazım. Çünkü ilerlerse biraz omuzun kabus oluyor. Omuzda kabus oluyor. Evet. Çünkü çok ağırlı bir şey bu. Hadi bu şekilde canınızı sıkmayın. Ortopedi hekiminin durumuna göre ilerleme yapabiliriz. Tamam hocam. Keşke bu olmasa, diğerleri olsa ben çözerdim. Öyle mi? Dokunmama da gerek ama sadece dediklerimi yapsaydın geçerdi. Anladım. İyi, yine çok da şey değilmiş ama herhalde, değil mi? Çok da büyük. Yok şey ilerlemeden değil. İşte erken aynen, parsel şey var. Onları peki, çözecekler. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum tekrar. Çok sağ ol. Allah bir gösterir. Bugün iyiyiz. Biraz daha iyiyiz. Başlayalım seni tedavi. Evet arkadaşlar. Siz de duydunuz fizyoterapist Nuri Bey'in söylediklerini. Yani sağ omzumda herhalde bir ciddi bir şey varmış aslında. Ama bunun da önden şeyini almamız gerekiyormuş. Yani çok ilerletmeden önlemini almamız gerekiyormuş. Biz başlayacağız bu önlemlere de yavaş yavaş. Öyle yani. Yani sevindim açıkçası. Hani çok büyük bir şey olmadığına. Ona göre büyük ama tabii doktora göre. Bunu da direkt olarak video çekmek istedim. Çünkü benim için önemli bir olay. Belki bu durum daha da ilerlerse ne bileyim. Ameliyat olsa, bir ameliyat olsam bugün bir sene belki de hiç spor yapamayacağım. Öyle yani arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bye bye.